Kaptan. Okula güzel bir giriş yaptın. Devamını bekliyorum. Ne istiyorsun Sarrafoğlu? Aslı sen ne istiyorsun be? Amacın ne? Ne işin var burada? Niye burada olduğumu biliyorsun. Artık inkar etmiyorsun yani. Feriha için burada olduğumu zaten hiç inkar etmedim. Onun burada bir desteğe ihtiyacı var. O yüzden buradayım. Sen kimsin ona destek veriyorsun? Sen kimsin? Benim kim olduğumu öğrenemedin mi? Bunlar burada konuşulacak şeyler değil. Ne zaman nerede istiyorsan. Ne bekliyorsun? Çıkışa mı geldiğim? Bak kaptan, bana hocalık falan taslayamazsın sen. Emir. Bak. Emir ne yapıyorsun? Hande karışma. Emir saçmalama, daha yeni ceza aldın. Arkadaşını dinle bence. Burada bitmedi kaptan. Emir sakın. O kim olursa olsun şu an bir titri var. Ve sen daha yeni uzaklaştırma aldın. Atılmak mı istiyorsun? Hande ne var, konuşuyorduk. Emir lütfen. Hadi gel şurada oturalım da konuşalım. Emir hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Levent Seymen odasında mı? Otelde değil efendim şu anda. Bir notunuz var mıydı? Hayır yok. Bekleyeceğim. Tabii buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne var adamlara anda? Sana ne? Neden kaptana bu kadar öfkelisin? Feriha'nın yalan annesi yüzünden değil, değil mi? Sendin değil mi? Kim bendim? Haldun Yılmaz. Tabii ya. Senden başka kim olabilir ki? Evet. Bendim. İhanetin fotoğraflarını ben gönderdim. Çok iyi yaptın. Çok temiz iş. Senin için yaptım Emir. Hande. Bundan sonra benim için hiçbir şey yapma. Mümkünse hiçbir şey yapma benim için. Elimde olsaydı söz verebilirdim Emir. Ama elimde değil ki. Ne oldu Feriha? Annem gitti. Gitti mi? Köye. Nefret ettiği köye döndü. Neden böyle oldu peki? Mehmet'le ben çok üzdük onu. En küçük Ömer de bizim yaptığımızı yapınca ben Ömer'i koruyamam burada dedi. Gitti. Gittiler. Ağlıyorsun. Ben çok üzdüm onu. Biliyorsunuz. Artık üzme o zaman. Ayakta kalamayacağını düşünseydi gitmezdi. Sana güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarma. Senin annen çok güçlü bir kadın. Sen de onun kızısın. Annenin güçlü bir kadın olduğunu sakın unutma. İyi ki buradasınız. Teşekkür ederim. Efendim anne. Alo, Emir'cim. Şu senin sokağın köşesindeki kafedeyim.
Gelir misin? Birlikte bir şeyler içelim. Anne benim pek... Biliyorum. Keyfin yok tamam ama... Seninle konuşmam gerekiyor. Hadi. Bekliyorum lütfen. Görüşürüz. Aramıza hoş geldin. Seni görmekten çok mutlu oldum. Sağ ol. Şuna bak ya. Babamın yasına bile ortak olmaya çalıştı. Bir de hala utanmadan yüzüme bakabiliyor. Ondan seni kullandığı için mi nefret ediyorsun? Yoksa daha özel sebeplerin mi var? Bana ait olan her şeyi elimden aldı. Bundan daha özel bir sebep biliyor musun? Evet. Kulağa hoş geliyor. Peki sen? E sen niye ondan bu kadar nefret ediyorsun? Geçen sene bu okulda olsaydın bana bu soruyu sormazdın. Geçen sene. Bütün yalanlarını benim sayemde söyledi. Üstündekiler bile onun değildi ki. Dur tahmin edeyim. Senin kıyafetlerini giyiyordu. Evet. Yarın ne giyecek acaba? Yarın için özel bir şey mi var? Doğum günü. Yarın Feriha'nın doğum günü. Biliyor musun? Geçen sene benim doğum günümü sizin otelde kutlamıştık. Feriha garsonluk yapıyordu. Bütün doğum günümü berbat etmişti. Ve şimdi Feriha'nın yarın doğum günü. Kutlayacaksın galiba. Bu okulda doğum günü sürprizleri benden sorulur. Hadi. Ay hala. Sana yemin ederim ben hayatımda böyle ev görmedim. Yapma be. Kocaman lebiderya gibi ya. Oh be. Hala bir mutfak var. Sana yemin ediyorum bizim şu salondan daha büyük. Hazır mutfak falan da değil. O kadının o eşyaları, odası, gardırobu falan. Ay aklımı yitiriyordum hala, çok güzel. Ay güzel, Rabbim görmeyi nasip eder mi acaba? Dur görürsün görürsün, fotoğrafları çektim. Bak. Kız bu ne mağaza gibi sıra sıra dizmiş entarilerini. Ay Allah, Allah nasip et ya Rabbi. Ay inanmıyorum, inanmıyorum. Kız insan bu evden çıkmak istemez ki. Aman kadın sabahın köründe çıktı, daha hala gelmedi. Vallahi suratsız da bir şey. Ha diyeceğim yasta da ama böyle saçı başı makyajı falan da yerindeydi. Kız sakın buranın gelinisin diye seni istemiyor olmasınlar. Yarın kalkıp demesin sana bir daha gelme buraya diye. Ay yok canım, ben bir şey demedim. Yani işte o modacı kadın ayarladı diye, artık o ne anlattıysa. Hah aman. Ben asıl şu Cansu'yla bir tanışamadım. Ama neyse ben haftanın üç günü artık oradayım. Yani bir şekilde karşılaşırız. Ben onun aklına girmesini bilirim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Cam göz. Bunun anası gitti ya, ses soluğu kesildi, sen merak etme. Bu afrası tafrası boşa. Emircim, bu okulda son senen. Okulla arana hiçbir şeyin girmesini istemiyorum. Anne affedersin de ilkokulda mıyım ben? Kızma hemen. Feriha ile ilgili bir şey söylemiyorum. Zaten çalıntı yüzük meselesi gelinebilecek son noktaydı. Onun suçu değildi. Pardon? Boş ver. O masumdu. Bundan eminim. Neyse. Bu konuda sessiz kalacağım zaten. Emircim, babanla konuştun mu? O kadının nasıl biri olduğunu anlattın mı babana? Çünkü benim bu konuyla ilgili hiçbir tahammülüm kalmadı artık.
Eğer sen konuşmazsan ben konuşacağım. Geç kaldın. Babamla her şeyi konuştuk. Hatta senin bildiğinden daha fazlasını konuştuk. Güzel. O kadından kurtulduk o zaman. Anne ortaklık devam ediyor. Ama sen dedin ki... Evet. Ama babam işte. Ortağının özel hayatı onu ilgilendirmiyormuş. Öyle söyledi. Neyse, görüşürüz. Bu kadar fazla. Bu kadar artık çok fazla. İşten mi geliyorsun? Evet. Diplomaların nereye götürdü seni? Gerçekten, nerede çalıştığını çok merak ettim. Buraya bunu öğrenmeye mi geldin? Birlikte yukarı çıkalım mı Levent? Seninle konuşmak istediğim çok şey var. Hala konuşacak bir şeyler var mı? Evet. Bence var. Peki. Gel buradan. Eski karım yemeğe davet edince bütün programlarımı iptal ettim. Ne kadar para bağladın o otele? Sanırım menünde Ünal Sarrafoğlu var. Bana o iğrenç esprilerini yapma Ünal. Yine neler oluyor Aysun? Oğlun sana o kadının bütün ucuzluklarını anlatıyor. Ama sen umursamıyorsun bile, öyle mi? Aysun, oğlunun yaşından fazla zamandır iş hayatındayım. Ne ondan? Ne de hayatında bir gün bile çalışmamış bir ev hanımından işlerimle ilgili tavsiye alacak değilim. Umurunda bile değil, değil mi? Ha? O kadının oğluna kurulmuş tuzağın bir parçası olması. Ne kadar güvenilmez ve ne kadar haysiyetsiz olması. Bütün bunlar umurunda bile değil, değil mi Ünal? Evet, değil. Kadın bir halt yemiş. Sonra da başı derde girmesin diye yapabileceği en akıllıca hareketi yapmış. Senin oğlunu kandırmak bu kadar kolaysa oturup onun aptallığına yanalım. Başkalarının uyanıklılığına değil. Ayrıca iyi niyetli ama aptal bir ortaktansa çıkarlarını korumak için aklını kullanan akıllı bir ortağı tercih ederim. En azından seninle ve oğlunla yapamadığımız beyin jimnastiğini birlikte yaparız. Sana da bu yakışır. Sana iyi jimnastikler Ünal Sarrafoğlu. Afiyet olsun. Dinliyorum. Bir gün bana böyle davranacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Sanem, lütfen beni iyi dinle, olur mu? Ben seni üzmek istemiyorum. Bunu gerçekten istemiyorum. Ama istemediğim bir şeyin içinde de olamam. Ben böyleyim.
böyle bir şeye zorlandığımda da yanımdaki kim olursa olsun mutsuz oluyor işte, görüyorsun. Ben seni hiçbir şeye zorlamıyorum ki Levent. Sadece anlamaya çalışıyorum. Bizi bitiren neydi? Ben değil miydim? Benim seçimlerim, benim hayatım değil miydi? Şimdi benim hayatım kendi elimde. Ve ben buradayım. Ama ben burada değilim. Biri var. Hayatında biri var. Evet var. Ama hayatımda değil. Bu söylediğine inanmıyorsun değil mi? Senin hayatında olmasını istediğin herkes hayatındadır. Bana inan. Hayatımda biri var. Ama istediğim şekilde değil. Belki de hiç olmayacak. Yani sen hiç olmayacak biri için hayatını değiştirdin. Buna inanmamı mı bekliyorsun? Bu büyük bir yalan. Bu söylediklerine kendin inanıyor musun? O her kimse, dilerim bana yaşattığın bütün umutsuzluğu, bütün acıyı, hayal kırıklığını, hepsini sana yaşatır Levent. Perihan, ay çok yakışmış yengemin küpeleri. Bazen yengeme çok benziyorsun. Ne bileyim böyle bakışların falan çok benziyor. Ne alayım sana? Ne hediye istersin? Vallahi bak param var, doğruyu söyle. Boş ver. Annem size ilk doğum günü. Çöpleri boşaltmamayı seviyorum. Hande Hanım, siparişiniz geldi efendim. Süper. Büyük bir kurdele istemiştim, onu aldınız mı? Aldık. Tamam, hemen paketleyin lütfen. Aşk olsun Zehra. Hiç unutur muyum? Sabah bir onların pastasıyla büreyle uğraşıyorum. Ha. Abim hayırlısıyla bir gelsin de hele. He. Sen de selam söyle. Hacer Hanım da selam ediyor sana, bak burada. He, bir mukabele, bir mukabele. He, hadi, hadi. He, he.
Nasılmış Zehra Hanım, ne diyor? İyiler işte, iyileşmeye çalışıyorlar. Ömer çok neşeliymiş ama babasından zor ayrılmış. Hasretlik tabii. Zavallı Zehra'nın aklı burada kalmış. Diyor, çocuklar diyor ilk defa bensiz doğum günü kutlayacaklar. Çok işleniyorum diyor. Biz böyle doğum günü falan pek kutlam bilmiyoruz yani, köylük yerde olmuyor. Bunlar da zor işte. Zavallı, zor tabii zor. Rıza Bey yola çıkmış herhalde. Ha, işte çocuklar yalnız kalmasın diye göndermiş Zehra. Birazdan gelir. Çok zor durumları. Allah yardımcılar olsun. Seher çalışıyor. Feriha okulda. Siz deseniz işte öbür apartmanın işi, gücü koşturuyorsunuz. Vallahi bilemedim de. Acaba diyorum ben mi gelsem buraya? Yok Hacer Hanım, ben seni dünyada bırakmam. Olur mu öyle şey? Benim elim kolum her yere yetişir evvelallah. Madem bak sen şimdi apartman boşta, git onun başını bekleyiver bir zahmet. Ben de pastayı mastayı yapayım, geleyim, tamam mı? Tamam Hatice Hanım. Öyleyse size de kolay gelsin, bana da. Sağ ol, sağ ol. Sen kapıyı iyi kapatıver arkamdan, kedi medi girer. Nasıl kadın bu, böyle kadınsız eve gelip de kalmaya kalkışıyor. Yol yordan bilmez şey. Merak etme Zehra. Ben senin yuvanı korurum. Acaba Emir yaptırdı diyorlar. Ne yaptırmışım? Şey, Feriha'nın doğum günü için. Sınıfta şey vardı da. Ne? Kim yaptı bunu? Adam Mahmut Hoca'ya bağlayacak. Aha! Çok komik. Babam sınıfının ince bir zekası vardı. Sizin bu yaptığınız gerizekalı. Sarrafoğlu. Senin bununla bilgin var mı? Feriha nerede? Sana bu işte ilgin var mı dedim. Şimdi gidip onu bulmak zorunda kalmasaydım görürdün ilgin var mı yok mu. Fena patlatmışlar ya. Bunu yapanı bulursam ben de fena patlatacağım. Kim yaptı? Ben yapmadım. Sana bir söz verdim, sözümü tutuyorum. Kim yaptı? Pardon da, bu okulda bizden başka kimse bilmiyor mu Feriha'nın yalanlarını? Niye ilk aklına biz geliyoruz? Hı? Herkes olabilir. Feriha'nın sınıfından. Hatta ona dalga geçmek isteyen birisi bile olabilir. Niye biz? Umarım söylediklerin doğrudur. Umarım öyledir. Emir. Nereye gidiyorsun? Feriha'yı bulmam lazım. Ben de geleyim mi? Sen burada kal. Hapisliği kim yaptıysa öğren. Gerekiyorsa bütün okulu gez.
Ben bunu hak ettim. Hayır, hak etmedin. Sana bunu yapanı bulacağım. Bulup ne yapacaksın? Çöp kovasına tıkıp bana mı getireceksin? Beni dinlemeni istiyorum. Artık hakaretlerini dinleyemeyeceğim. Ha, sen de benim yalanlarımı dinledin ama, değil mi? Feriha, ne senin yalanların ne benim hakaretlerim. Bunlar yok olmayacak. Ben senin ne yaşadığını görüyorum. Buna göz yumamam. Senin gibi yapamam. Ben göz mü yumuyorum? Boş versene ya. Sana ne ki benim yaşadıklarımla? Tamam, sus. Ben konuşurken sen beni dinlemiyorsun. Hoş geldiniz. Aşağıdaki tik ağaçlarının cilalanması lazım. Tabii sanırım onu. Hı-hı. Aa, ne Bahar? Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl sürpriz? Sanemciğim, dur bakayım bir sana. Ne kadar güzelsin. Çok incesin, sağ ol. Mehmet Bey'i çağırın lütfen. Tabii efendim. Nasılsın? Şu anda sadece çok şaşkınım. Seni burada gördüğüme inanamıyorum. Seni yerleştikten sonra arayacaktım. Sürpriz, senin oteldeyim diyecektim. Neler yaşadığını tahmin edebiliyorum. Onca sıkıntının arasında ben geliyorum diyemezdim. Mehmet Bey, Nevbahar Hanım çok özel bir konuğumuz. Öyle mi? Hoş geldiniz. Lütfen özel suite hazırlayın. Tabii. Lütfen. Bu oteli seçtiğim için beni pişman etme. Bülent gelene kadar yalnızım. O zamana kadar deniz manzaralı bir oda yeterli. Bülent de mi geliyor? Kesinlikle suite açın. Deniz manzaralı bir oda yeterli. Lütfen. Peki. Nevbahar Hanım nasıl istiyorsa öyle olsun. Peki efendim. Nevbahar Seymen. Benimle bir kahve içmeden hayatta odana çıkamazsın. Tabii. Şöyle geçelim mi? Peki. Gel. Bize iki kahve lütfen. Tabii efendim. Cenazeye yetişemediğim için çok üzgünüm. Kemal sana sevgilerini gönderdi. O gelmeyecek mi? Şimdilik hayır. Sen nasılsın? Üvey kızın nasıl? Alışmaya çalışıyoruz. Levent'in... Levent'in burada olduğumdan haberi yok. Ama babasının kuşlarının söylediğine göre oğlumla aynı şehirdeyiz.
Ne haber Cansu? İyi, senden ne haber? Fena değil. Feriha'nın hediyesine mi bakıyordun? Nasıl insanlarla aynı havayı soluyoruz değil mi? Nasıl bir öfke, nasıl bir nefret böyle bir ucuzluğa sebep olabilir? Öfke ve nefret mi? Ben sadece kötü bir şaka olduğunu düşünmüştüm. Böylesine bir aşağılama için sadece kötü bir şaka. Gerçekten sert bir espri anlayışın varmış. Ben güldüğümü söylemedim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben Feriha'nın doğum gününü bilmiyorum, biliyor musun? Emir'den başka bilen birini de tanımıyorum. O yapmadığına göre demek ki bir başkası daha biliyor ve bu sersemliği o yaptı. Ne kaynatıyorsunuz bakayım Feyz arkadaşları? Bilmediğin şeyler değil. Benim dersim var, sonra görüşürüz olur mu? Hoşça kalın. Yazık. Çok zor günler geçiriyor. Sen de onu teselli ediyorsun, destek oluyorsun öyle değil mi? Muhteşem. Nasıl? Uzaylılar binmiyormuş değil mi otobüse? Feriha, ne zaman gerçekten konuşmaya başlayacaksın? Konuşalım. Hepsi benim hatam. Onlara bu fırsatı vermeseydim böyle bir hediye mi olmayacaktı? Kimse Cansu'ya turizmcinin kızı, Hande'ye tekstilcinin kızı demez. Ben kapıcı kızıyım. Yanlış. Ben de hep birinin oğlu oldum. İmparatorun veliahtı. Unuttun mu? Beni anlayabileceğini mi zannediyorsun? Feriha, ben seni hep affettim ya. Defalarca affettim. Seni özlerken affettim, sen yokken bile affettim. Ne bu? Doğum günü hediyesi mi? Değil. Çünkü seni her gördüğümde öfkem geri geliyor. Nefret, acı, hırs. Adına ne dersen de. Başaramıyorum, yapamıyorum. Bize yaptıklarını da, sana yaptıklarımı da silemiyorum. Sen benim yaşadıklarımla ilgilenmiyorsun. Sen benim yaşadıklarımın sana hissettirdikleriyle ilgileniyorsun. Hadi atla bir taksiye de duraktaki arabanı almaya git. Taksiye binmemi de arabamın olmasına suçmuş gibi söylemesene. Levent'le görüştüğünüzü bilmiyordum. Şaşırdım ve sevindim. Eski dostları görmek keyifli oluyor. Sen buraya Levent'i görmeye gelmedin. Peki niye geldin? Şimdilik sadece İstanbul havası almaya geldim. Levent'le ne kadar birbirinize benzediğinizi unutmuşum. Konuşmak istemediğiniz zaman öyle cevaplar veriyorsunuz ki insan gerçekten merak ettiklerini soramıyor. Bir süre buradayım. Konuşmak için çok zamanımız olacak. İzmir'e dönmeden seni mutlaka eve bekliyorum. Reddetme şansın yok. Merhaba hocam. Pek keyfiniz yok. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Senin Feriha ile sorunun ne? Sarrafoğlu mu? Onun adı Sarrafoğlu değil. Emir. Ve anladığım kadarıyla o benden çok senin sorunun hocam. Sen çok tehlikeli ve eğlenceli bir kızsın anne. Ne oluyor anne? Hiç. Hocamız beni sorguya çekmek üzereydi. Feriha'nın doğum günü hediyesiyle ilgili anlaşılan. O hediyeyi belki hiçbir zaman kimin aldığını bilmeyeceğiz.
Ama bu konuşmadan sonra sen ve ben birbirimizi tanımaya başladık Hande. Tanıştığınıza sevindin mi diyeyim, ne diyeyim? Hadi Hande. Sanki bedenimde sıkıntı, yüreğim koparıldı.